Efendim, iç siyaset gündemine dönelim. İlk bültenimizin sonunda aktarmıştı Paşa Alyurt ekibimizden tüm detayları. Yüksek Seçim Kurulu dakikalar önce CHP'nin Hatay'da seçim yenilensin talebini reddetti. Seçimi birinci sırada tamamlayan ve mazbatasını alan AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk bu olanlara karşı ne diyor? İşte şimdi kendisine soracağız. Öntürk şu an telefon attığımızda. Sayın Öntürk, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bu sürece dair değerlendirmeniz nedir? CHP'nin talebini ve YSK'nın kararına yönelik genel değerlendirmenizi öncelikle almak isterim. Ben hukukun kararı hepimizi bağlıyor. Tabii doğru bir karar. Burada seçimde hiçbir sandıkta sandık kuruluna itiraz edilmiş bir süreç yoktu. Seçimi kaybettiklerini görünce Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların zaman kazanma adına yaptıkları bir iş. Burada zaman kazanarak maalesef şu an stoklarda yakıtımız bile yoktu. Bu dereceye düşmüş bir belediyeyi teslim aldık. Birkaç gündür bununla uğraşıyoruz. İşçilerimizin maaşı ödenmiyordu. Bunlarla uğraşıyoruz. Biz işimizin başındayız. Seçimi kazandığımızı biliyorduk. Görevimizin başındayız. Tamamen zaman kazanmak için bunu yaptılar. Bir 4-5 gün kazandılar ama lüzumsuz bir iş olduğunu kendiler de farkında zaten. Sayın Öntürk, dilerseniz izleyicilerimizi hatırlatalım. CHP'nin iddiası özellikle şuydu. 3389 ölmüş seçmene oy kullandırıldığı iddiaları vardı. Ve aradaki oy farkının 2569 olduğunu, bu yüzden de aslında bunun yeniden sayılması gerektiğini, bu kişilere oy kullandırılmış mı diye bakılması gerektiğini söylüyorlardı. Bunu talep etmişlerdi. Dolayısıyla şimdi evet. O süreçte size hiç böyle bir duyum gelmiş miydi? O süreçte CHP itiraz etmemiş miydi? Bunu mu demek istiyorsunuz? Şimdi bu tamamen oradaki sandık kurulu başkanlarına bir hakarettir. Oradaki her partinin temsilcileri var, sandık kurulu üyeleri var, müşahitleri var. Bunlara bir hakarettir. Şimdi siz burada 2014 seçimini de biz 3000 oyla kaybettik. 3000 oyla AK Parti kaybetti o zaman. Hatay seçiminde son 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimini 2400 oyla aldık, birinci olduk. Şimdi Hatay'da böyle bir kritik seçmen yapısı var. Biz seçmenimizin tamamına saygı duyuyoruz. İradelerine, millet iradesine saygı duyuyoruz. Kaybettiğimiz seçim de oldu, kazandığımız seçim de oldu. Böyle mesnetsiz iddialar, kendi oradaki sandık kurulu üyesine hakaret olmaz mı? Samandağ'ını itiraz ettiler. Oradaki itirazın gerekçesi şu: bizim orada üyemiz yok, sandık kurulu üyemiz yok. Çünkü yeterli oyumuz yoktu. Geçen seçim, son seçimde DEM Partisi, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve TİP'in oradaki seçim hakimi ve iki memura rağmen aldıkları karardı. O itiraz vardı ile il onu reddetti. YSK'ya itiraz ettiler, YSK da reddetti. Daha sonra bizim mazbatamız verildi bu süreçte. Şimdi buradan kalkıp siyaset üretmeye çalışmak, oradaki insanların da yaptıkları görevlere bir ayıptır bunlar. Olmaması gereken işlerdir. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi mantık olarak, yapı olarak bu şekilde kazandığı yer olduğu zaman milli egemenliktir, doğrudur, haktır. Kaybettiği yer olduğu zaman da hakkı yenilmiştir. Böyle bir siyasi bakış içerisinde siyaset yapıyor. Ama biz bugüne kadar Türkiye'de hakikaten ve Hatay'ımızda birlik beraberlik içinde bir seçim yaşandı. Ben herkese teşekkür ediyorum. Tüm sandık kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hiçbirine bir ithamda bulunmak bizlere yakışmaz. Eğer orada bir yanlışlık varsa onun itirazı oradaki üyemiz tarafından anında yapılır veya herhangi bir parti üyesi tarafından anında yapılır. Seçim bittikten sonra bu itirazları yapmak hem yasal bir süreç değildir, uygun değildir, hukuka aykırıdır, seçim hukukuna aykırıdır. Hem de kaybedenin oradaki insanlara aynı depremde bizim burada olduğu gibi keşke yardım etmeseydik diyen zihniyet burada da kendi üyelerine, kendisine burada destek veren, diğer partilerden de destek veren
üyelere hakaret etmektedir. Sonuç budur yani. Sayın Öntürk, cümlenizin başında, yanıtınızın başında dediniz ya, özellikle bu iddialar seçim kurulu başkanlarına, sandık kurulu başkanlarına, düzeltiyorum hemen, bir hakarettir dediniz. Sandık kurulu başkanlarına dair de bir takım iddiaları vardı CHP'nin. Demişlerdi ki, hatta söyleyeyim, CHP'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Gülçiftçi bu ifadeyi kullanmıştı. Bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır ifadesini kullanmıştı. Buna ne dersiniz? Zabıta, büyükşehirin zabıtası kendilerdi. Niye? Benim bir bilgim yok. Yani burada Yüksek Seçim Kurulu'na hakarettir bu da. O zaman kazandıkları seçimlerde de mi böyle oluyor? Yani biz neye göre yol alacağız? Neye inanacağız? Neye güveneceğiz? Ya bunlar tamamen ortalığı germektir. Bakın, burada bir yanlış yapılıyor. Hatay bir huzura ermiştir. Hatay şu an kendi meseleleriyle uğraşmanın bir an önce beklentileri var, bunu bekliyor. Şu an itfaiyenin mazotu yoktu bu şehirde, yakıtı yoktu, araçların yakıtı yok, dip yapmışlar. Bir yangın çıksa, şehre bir herhangi bir hadise olsa, araçların kullanılacak yakıtı yoktu. Ben cumartesi günden beri bunlarla uğraşıyorum. Çalışanların maaşları verilmemiş, kaç gün geçmiş. Belediye borç batağına sürüklenmiş. Faizler hariç 7 milyar borç var şu an. Şimdi böyle bir yapıda 3000-5000 insanı Ankara'ya taşımak, bari bunlar o yakıtlarını itfaiyelere verselerdi, buradaki çöplerde çalışan, mezarlıklarda çalışacak araçlara verselerdi. Ama bunların derdi millete hizmet falan değil. 10 yıldır batırdıkları bir belediye var, milletin sorunlarıyla uğraşmayan bir yapı var. Buradan bir sorun başlarına gelecek diye korkudan dolayı bu tür çamura yatmışları var bunlarda. Ya klasik CHP zihniyet. Ne diyelim yani? Sayın Öntürk, saydığınız dikkat çeken örnekler var. Karşılaştığınız tabloya dair, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin başına geldiğinizde karşılaştığınıza dair. Şimdi oradan devam edecek olursak, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 ay geçti yaklaşık ve Hatay'ın ihtiyaçlarını biz de CNN Türk ekipleri olarak her ay oraya gidip, yine ekiplerimiz, CNN Türk Özel Haberler Şefimiz Fulya Öztürk sık sık gündeme getirdi. Orada Sayın Vali ile de röportajlar gerçekleştirdi. Pek çok ihtiyaç var hala. Dolayısıyla siz yeni dönemde mazbatanızı da aldınız, göreve başladınız. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Efendim, bizim bir an önce öncelikle şehrimizi ayağa kaldırmak. Hırsalarımızda yoldu, altyapıydı, suydu, bu meseleleri çözmek. Şehrimizi, tarihimize, kültürümüze uygun bir şekilde insanlarımızı kucaklayarak, adaletten şaşmayarak hizmetlerimizi bir büyük şehre yakışır şekilde yapmak. Bizim derdimiz milletin hizmetkarı olmak. Biz onun için geldik. Bunlar 10 yıldır ayak oyunlarıyla bu şehri yönetmeye çalıştılar. Maalesef arkasında çok derin bir yapı var. Maalesef diyorum, üzülüyorum. Ben de içine girdikçe bunları görüyorum. Tamamen bu seçim kampanyası döneminde hep Hatay konuşuldu. Keşke Hatay tarihiyle konuşulsaydı, kültürüyle, kardeşliğiyle konuşulsaydı. Hatay maalesef kapalı kapılar ardında yapılan siyasetlerle konuşuldu. Utanç duyuyoruz bundan. Hatay maalesef işte itirazlarla konuşuluyor. Hatay'da durum bu. Biz önümüze bakıyoruz artık. Biz milletin hizmetkarı olmak için yola çıktık. Hatay'ın iradesi de, milletin iradesi de bu şekilde tecelli etmiştir. Biz bu dakikadan sonra tüm Hatay'ımızın 1 milyon 700 binini kucaklayarak hizmetimize başlıyoruz. İşimize, gücümüze bakıyoruz. Artık memleket bu siyaset tellallığı yapanlardan da Hatay'da kurtuldu artık. Kurtuldu. Bunun rahatlığı nerede Hatay şu an? İnşallah derdiniz memleketimizi ayağa kaldırmak. Sayın Öntürk, baktığımızda siz çalışmalarınızı yapacağınızı söylediniz. Vatandaşla, esnafla konuştuğunuzda en çok neye ihtiyaç olduğunu söylüyorlar hali hazırda. Bu anlamda projeleriniz tam olarak nedir? Çünkü olası bir yeni depreme dair neler yapmayı planlıyorsunuz? Ve tabii ki yaraları sarmak adına da çalışmaların devam ettiğini biliyoruz bölgede. Bu anlamda da yine somut önerileriniz, projeleriniz nedir? Efendim şöyle, bizim şu an TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 170 bin konutun ihalesi yapıldı Hatay'da. Hala da yapılıyor, devam ediyor. Biz de imar şirketimizi devreye alarak buna takviye yapacağız.
Hatay'da kiracılarımız dahil herkese uygun ödeme koşullarıyla, hak sahipliği haricini söylüyorum, uygun ödeme koşullarıyla her vatandaşımıza ev sahibi yapmak için mücadele edeceğiz. Bir, bunu ne için yapacağız? Hatay'ın demografik yapısını korumak için. Hükümetimizle el ele vererek yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir talimat verdi. Açta, açıkta kimse kalmayacak dedi. Biz bu düsturla çalışıyoruz, ödevimizi yapmışız. Ve inşallah kısa süre içerisinde şu an 11 bin konutumuz teslim edildi. Birkaç ay içerisinde 45 bine çıkacak bu sayı. Önümüzdeki senenin 6. ayı itibariyle hedefimiz 170 bini yakalamak. Ve bu şehrin demografik yapısını bozdurmamak. Biz belediye olarak da buraların altyapısını, kanalizasyonunu, içme suyunu, Enerji Bakanlığımızla doğal gaz hatlarını, Ulaştırma Bakanlığımızla iletişim hatlarını hızlı bir şekilde yapıp altyapıyı bitireceğiz. Ve ondan sonra şehrimizi turizminden ulaşımına kadar, hallerinden mezbanelerine kadar, otogarlarına kadar, küçük sanayi siteleri, organize sanayi sitelerine kadar yeniden imar planlarını yapıp şehrimizi bir büyük şehir nasıl olurmuş o hale getireceğiz. Ayrıca Hatay'ımızın kırsalı var. Bu kırsallarda da altyapıyı, ulaşımı, su meselelerini çözüp gençlerimizle, kadınlarımızla, yaşlılarımızla ilgili daha sosyal projelere artık yöneleceğiz. Yapacağımız çok işimiz var. Tek derdimiz bu memleketi ayağa kaldırıp demografik yapısını bozdurtmamak, kardeşlik hukukunu pekiştirmek. O zaman Sayın Öntürk şöyle diyebilir miyiz, artık Hatay'da seçim tartışması bitti diyebilir miyiz, ne dersiniz? Tabii bitti. Seçim tartışması aslında süreç başladığından itibaren bitmişti de Hataylı kararını vermişti. Ama bunlar işte bu işleri yaparlar. Bu tartışma bitti, biz işimize bakıyoruz artık. Mazbata erken verildi eleştirisi vardı. Hayır, öyle bir şey yok. İtirazlarını yaptılar, reddetti. İl de ona göre mazbatasını verdi. Bunlar onun üstüne tuttular, YSK'ya ikinci itiraz yaptılar. İlk itiraz Samandağ'la ilgili bir itirazdı. Samandağ itirazını YSK reddetti. Hakim de başka itiraz olmayınca, ildeki diğer itirazların da mahiyeti aynı konular olunca mazbatamızı verdi. Peki. Ya buradaki bu kadar seçim yapılmış, bu kadar seçim hakimimiz var, seçim müdürlerimiz var. Bunlara da saygısızlık. Bu insanlar kaç gündür gece gündüz çalışıyorlar. Bunlara saygısızlık yapmaya gerek yok. Türkiye'nin demokrasisini dünyada örnek, Türkiye'nin seçim sistemi, Türkiye'deki seçime katılımlar, durum, sükunetle geçmesi. Ya bu dünyaya örnek bir ülkede. Buradan karıştırmaya çalışıyorlar. Demek ki Hatay'da bunların çok ciddi sıkıntıları var. Şimdi bunlar açığa çıkacak diye endişe ediyorlar. Peki. Sayın Öntürk, çok teşekkür ederiz. Görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum.